Herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü videomuzda uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitim programları kapsamında olan kapsayıcı eğitim konusunda sizlere elimden geldiğince bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki baş öğretmenlik ve uzman öğretmenliğin konularının bir kısmı burada görüyorsunuz 9. maddeye kadar ortak. Özellikle baş öğretmenlikte 10, 11 ve 12. Kısımlar yani maddeler değişmektedir. Normalde kapsayıcı eğitim baş öğretmenlikte ve uzman öğretmende 5 numarada gösterilmekte. Yani bu listemizin içerisinde konu olarak dağılımında. Eğitim olarak 20 saatlik bir eğitim var. Sınavda da yaklaşık olarak 12 sorudan oluşmaktadır uzman öğretmenlikte. Baş öğretmenlikte yine 20 saat, 8 saat yani 8 adet soru çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten yüzde olarak verilmiş. Belki bir iki soru eksik veya fazla sorulabilir. Şimdi kapsayıcı eğitim nedir? Kapsayıcı eğitimin kapsamında neler var? Özellikle bazı kısımlarda kırmızıyla belirttim. Bu konuda da çıkma ihtimali fazla olan, özellikle birçok literatür taramasında yaptığım konular itibarıyla yani bu konuyla ilgili en çok karşıma çıkan kısımları ben kırmızıyla belirtmek istedim. Zaten eğitim programı başladıktan sonra yine aynı şekilde eğitimin tam içeriği ortaya çıkacaktır. Bu videolar sadece ön bilgi vermek amacıyla şu andan itibaren eğitimimizi başlatmak amacıyla çekilmektedir. Sizlere faydası oluyorsa benim için de büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Şimdi kapsayıcı eğitimin içerisine detaylı bir şekilde bakalım. Kimi zaman slaytlarımızı ben hızlı bir şekilde anlatacağım. Yani mümkün olduğu kadar sizleri de zamanınızı almadan. Kimi zaman ise özellikle bazı kısımlarda sizin okumanız için bırakacağım. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kapsayıcı eğitimin toplumsal açıdan birleştirici işlevi bulunmaktadır. Kapsayıcı eğitimin önemli bir faydası öğrencilerin akademik performansını geliştirme konusundadır. Kültürel farklılıklara sahip öğrencilere bir arada nitelikli eğitim sağlamaya çalışan okullar, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilmek için farklı öğretim yöntemleri geliştirmek zorunda olacaklarından bütün öğrencilerin öğrenmelerinde olumlu ilerlemeler beklenmektedir. Bu durum kapsayıcı eğitimin eğitimsel gerekçesi olarak gösterilmektedir. Yani kapsayıcı eğitim kişilerin yani öğrencilerimizin farklılıklarına yani kendi bireyselliklerine göre bir eğitim verilmesini içermektedir. Yani bu farklılıklar kültürel olabilir, dilsel, dinsel veya etnik grup olabilir. Bu yönüyle onların da bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bir eğitim programı içerisine alınmasına kapsayıcı eğitim denilmektedir. PISA gibi uluslararası sınavlarda yüksek başarı gösteren ülkelerde okullar arasındaki eşitsizliğin en az düzeyde olduğu ve bireylere sosyoekonomik statülerinden bağımsız olarak eşit öğrenme ortamlarından faydalanma imkanı sağladığı görülmektedir. Öte yandan kapsayıcı eğitimin toplumdaki kaynaşma ve birlikte yaşama kültürüne hizmet etmesinin yanı sıra farklılıkları zenginlik olarak kabul etme yönündeki duyguları da ortaya çıkarma işlevi bulunmaktadır. Nitekim Slamanka bildirisi ve eylem çerçevesinin ikinci maddesinde kapsayıcı eğitim oryantasyonuna sahip okulların ayrımcılıkla mücadele edilmesi, herkesi hoş karşılayan ve kabul eden bir toplumun oluşturulması ve herkesin eğitim alma hakkına erişebilmesi bakımından en etkili araç olduğu belirtilmektedir. UNESCO'nun 2000 yılındaki yani bildirgesinde bu durumu kapsayıcı eğitimin sosyal gerekçesi olarak izah etmektedir. Yani burada bilmemiz gereken Slamanka bildirisi ve eylem çerçevesi 1994 yılının ikinci maddesi bu önemli. Herkesin aynı ortam ve koşullarda eğitim aldığı kapsayıcı okullar, öğrenciler arasındaki farklılıklara karşı olumlu tutumlar geliştirmede yardımcı olmaktadır. Daha adil ve kapsayıcı bir toplum oluşumuna katkıda
bulunan kapsayıcı eğitim, toplumsal ayrışmaları engelleyen ve sosyal bütünleşmeye katkı yapan önemli bir işleve sahiptir. Eğitimde kapsayıcılık yaklaşımının oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. İlk olarak ileri derecede engelli veya özel eğitim gereksinimi duyan öğrenciler için gündeme gelmiştir. Bu önemli bir kavram. Amaç bu öğrencileri normal eğitim süreçlerine dahil etmektir. Günümüzde kapsayıcı eğitim bağlamı toplumda dezavantaja sahip tüm gruplar, yani bunlar dini, etnik, kültürel azınlıklar olabilir, göçmen olabilir, mülteci ve sığınmacılar olabilir, kızlar olabilir, düşük gelirli aileler, engelliler, AIDS hastalıkları gibi gruplar olabilir. Bunlar da dahil edecek şekilde genişletilmiştir. Kapsayıcılık bir bakıma ötekini anlama ve tanıma eylemidir. Öteki olarak nitelendirilen ve dezavantajlı konuma sahip olan bütün bireyler kapsayıcı eğitimin hedef kitlesindedir. Kapsayıcı eğitimin önemli bir alt boyutunu çok kültürlülük ifade etmektedir. Çok kültürlülük öğrenciler arasındaki ötekilerin kültürünü ifade eder. Farklı kültürlerin bilinmesi ve anlaşılması ancak çok kültürlü eğitim yoluyla gerçekleşebilmektedir. Çok kültürlü eğitimin işlevine yerine getirebilmesi için öğretmen yetiştirme programlarına, okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik bazı önerilerimiz şunlardır. Öğretmen yetiştirme programları, etnik grupların karmaşık özellikleri, ırk, etnik yapı, dil ve sosyal sınıfın öğrenci davranışını nasıl etkilediği konusunda öğretmen adaylarına bilgi ve deneyim kazandırılmalıdır. Okul programları öğrencilere sosyal öğrenme konusunda fırsat tanımalı. Onların kişisel yaşantısında ve çalışma hayatında sosyal, siyasal ve ekonomik unsurları tanıtıcı boyuta sahip olmalıdır. Okullar akademik başarıyı artıran ve ırklar arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan bilgi, beceri ve davranışları geliştiren müfredat içi ve müfredat dışı eylemlere katılma fırsatlarını tüm öğrencilere sağlanmalı. Yüksek standartları karşılama konusunda herkese eşit fırsat tanımalıdır. Yani buradaki ırklar kavramı dediğimiz özellikle şimdi Türkiye içinde büyük bir güncel konu olan hani mülteci konusu sonuçta farklı ırktan insanlarımızın toplumla beraber eğitim aldıklarından dolayı bunların da aynı şekilde eğitim gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla nedir? Bunların da müfredat içi ve müfredat dışı eylemlerin yani eğitim faaliyetleri fırsatlarının verilmesi gerekmektedir. Bu buradaki anlatım ifade bunu ifade etmektedir. Okullar korku ve endişeyi azaltmak için farklı ırk, etnik, kültür ve dil gruplarından öğrenciler için sosyal olanaklar sağlamalıdır. Okullar kurumsal stratejilerinde ve karar verme süreçlerinde paydaşlar ve öğrenciler için sevecen bir çerçeve oluşturmalı ve işbirliği yapmalıdır. Öğretmenler farklı ırk, etnik, kültürel ve dil gruplarından öğrencileriyle etkili bir iletişim kurabilmeleri için ihtiyaç duyacakları sosyal becerileri öğrenmelerine yardım etmelidir. Öğretmenler karmaşık bilişsel ve sosyal becerileri değerlendirmek için çoklu kültüre duyarlı teknikler kullanmalıdır. Öğrenciler ırk ve etnik ilişkiler üzerine olumsuz etkilere sahip olan klişeleşmiş önyargılar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenciler diğer kültürel gruplar tarafından da paylaşılan adalet, eşitlik, özgürlük, barış, merhamet ve hayırseverlik gibi değerleri öğrenmelidir. Kapsayıcı eğitim, UNESCO tarafından öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci olarak tanımlamaktadır. Buradaki kapsayıcı eğitim özellikle UNESCO'nun hem tanımları çok fazla karşımıza çıkmakta hem de bu konuyla ilgili olarak nedir? Eğitim bir eğitimsel olarak bir yöntemleri veya eğitime bakış açılarını farklı bir çizgide ne yapmaktadır, belirtmektedir. Yani UNESCO özellikle bu kapsayıcı eğitim konusunda karşımıza çıkacak önemli kurumlardan bir tanesidir. Buna da dikkat edelim.
Kapsayıcı eğitim yaklaşımı öğrenciler arasındaki farklılıkları ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak ele almaktadır. Bu açıdan kapsayıcı eğitim öğrenenler arasındaki öğrenenler dediğimiz yani öğrencilerimizi o şekilde düşünelim. Sadece kendi öğrencilerimiz değil aynı zamanda örneğin bir halk eğitim merkezinde Türkçe öğrenen Suriyeliler olabilir veya farklı bir eğitim alan farklı ırktaki veya ülkeden gelmiş insanlar olabilir. Bu şekilde de kafamızda canlandırma yapabiliriz. Dediğim gibi öğrenenler arasındaki farklılıklar doğal olarak karşılayan ve destekleyen yenilikçi bir hareket olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle kapsayıcı eğitim hareketi sadece teknik veya kurumsal değişimi değil, aynı zamanda felsefi bir değişimi de işaret etmektedir. Türkiye'ye komşu ülkelerde yaşanan huzursuzluklar, iç savaşlar ve çeşitli nedenlerle çok sayıda göçmene ev sahipliği yapması Türk toplumunun çok kültürlü yapısını büsbütün genişletmiştir. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye yaklaşık 2 milyon yabancı uyruklu çocuğu geçici koruma altına alarak büyük bir sorumluluğun altına girmiştir. United Nations International Children's Emergency Fund yani UNICEF'in 2016 yılında yayınladığı bir rapora göre Türkiye'de okul çağında bulunan Suriyeli öğrencilerin sayısı 1 milyondan fazladır. Buna ilaveten Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelen sayıları 200 bin civarında olduğu tahmin edilen bir başka kitlede bulunmaktadır. Toplam öğrencilerin oranı %6'yı bulan göçmen öğrenci, burada %6 önemli bir kavram. Bunu unutmayalım. Göçmen öğrencilerin sayıca büyüklüğü ve bu büyük kitlenin eğitim gereksinimleri dikkate alındığında Türkiye'nin çok kültürlü eğitim konusunda oldukça zor bir durumla karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Zaten biliyoruz ki hepimizin birçok okulunda aynı zamanda mülteci öğrenciler de bulunmakta. Teknik de olsa bazı okullarda yoğun bir şekilde bulunuyor. Yani bu eğitim konusunda aynı zamanda çok kültürlü bir eğitim programı yani onların da dediğimiz gibi ihtiyaçlarının, isteklerinin de giderilmesi maksadıyla ne yapılıyor? Bu öğrencilerimize biz kapsayıcı bir eğitim programı uygulayabiliyoruz. Zaten milli eğitim politikalarından bir tanesi de bu. Bunu da göreceğiz. Nitekim Türkiye bu büyük sorunu aşabilmek için 2011 yılından itibaren önemli eğitsel düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. 2011 yılı buna önemli bir tarih. Unutmayalım. Türkiye'nin göçmen eğitim alanında yürüttüğü politikalar bakımından 2011 öncesi ve sonrası şeklinde iki ana dönemden söz etmek mümkündür. Yani göçmen eğitimi yani kapsayıcı eğitim 2011 bizim için önemli bir tarih. Yani bu göçmen eğitimi konusunda milattan önce milattan sonra gibi düşünebiliriz. 2011 tarihi göçmen eğitimi özellikle kapsayıcı eğitim konusunda Türkiye'nin eğitim tarihindeki önemli bir nedir? Yıldır 2011 tarihi. Bu ayrımın yapılmasında yani 2011 öncesi ve sonrasından bahsediyoruz. Bu ayrımın yapılmasında mevzuatta yapılan düzenlemeler ve kamuoyu ilgisi belirleyici olmuştur. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere bakıldığında başlangıçta kısmi ve geçici düzenlemelere daha sonra kapsayıcı ve yerleşik düzenlemelerle başvurulduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın göçmen çocukların okula uyumları konusunda çeşitli girişimleri olmuştur. Bu konuda önemli bir gelişme bakanlık tarafından 2015 yılında hazırlanan 2015-2019 stratejik plan raporudur. Bakın önemli bir rapor. Bu raporda göçmenlerin eğitim sistemine uyumları konusunda çalışmalar yapacağı belirtilmiştir. Bakanlık tarafından 2018 yılında yayınlanan 2023 vizyon belgesinde de kapsayıcı eğitime vurgu yapılmıştır. Sınavda çıkacak bir şey soru. Örneğin kapsayıcı eğitime hangi vizyon belgesiyle vurgu yapılmıştır? Demek ki cevabımız ne? 2023 vizyon belgesi olacaktır. Bu çerçevede kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanması temel ilke olarak kabul edilmiştir. Türkiye kapsayıcı eğitim konusunda yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak
daha etkin bir politika izlemektedir. Çünkü kapsayıcı eğitim içerisinde en önemli kısmından bir tanesi de çok kültürlü. Yani mülteci öğrencilerin içerisine girdiğinden dolayı sadece bu hiçbir problem değil, hiçbir milli eğitim politikası değil, aynı zamanda ulusal düzeyde veya uluslararası düzeyde de işbirliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da uluslararası düzeyde bir nedir Türkiye politika izlemektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, yani bizim de bildiğimiz adla UNICEF gibi kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Yani unutmayalım hangi kurum ile çok fazla milli eğitim işbirliği yapmıştır derseniz mültecilerin eğitim konusunda UNICEF olduğunu bilmemiz lazım. 2017 yılında UNICEF tarafından yayınlanan Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar başlıklı çalışmadan MEP ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğü vurgulanmıştır. Bu raporda Türkiye'deki tüm dezavantajlı çocuklar için sistemin güçlendirilmesi, kapsayıcı eğitimin kalitesini ve erişiminin artırılması gerekliliği işaret edilmiştir. Yine aynı raporda bugüne dek elde edilen ilerlemelere rağmen halen herhangi bir okula devam etmeyen 380 binden fazla göçmen çocuğun ya da öğrencinin olduğu belirtilmektedir UNICEF 2014 yılı raporuna göre. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye delegasyonu arasında Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı yani FRİT anlaşması yapılmış ve Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi FİTES. Evet, bu çok çok önemli bir mutlaka arasında çıkacaklardan bir tane kelime diyebilirim. FİTES nedir dediğimiz zaman örneğin soru Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi isimli bir projedir. 2019 yılından tamamlanan FİTES projesi göçmen öğrencilerin Kahir ekseriyetlerini oluşturan Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinin arttırılması, sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim kurumlarıyla personelin operasyonel kapasitelerinin iyileştirilmesi ve Türk eğitim sistemine entegrasyonlarını amaçlamaktadır. FİTES, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine nedir? Entegre edilmesidir. Yani ne zaman son bulmuştur? 2019 yılında son bulmuştur. Yani 2016'da başlamış, 2019 yılında son bulmuş. Türkiye kapsayıcı eğitim konusunda politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ve paydaşlarının katılımıyla çözüm odaklı biçimde yürütmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı Aralık ayında Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK Başkanı, MEP Müsteşarı ve öğretmen yetiştiren fakültelerin dekanlarının katılımıyla öğretmen yetiştirme programlarına kapsayıcı eğitim konularının gündeme alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında kapsayıcı öğretmen yetiştirme konusunda işbirliği temelleri atılmıştır. Bu yine önemli bir konu. 2018 yılında öğretmenlik lisans programına kapsayıcı eğitim adıyla seçmeli bir ders eklenmiştir. Bu sayede öğretmen adaylarının hizmet öncesinde kapsayıcı eğitim konusunda yeterlilik kazanmaları ve Türkiye'nin önemli bir sorunu haline gelen çok kültürlü eğitim konusunda profesyonel bir çözüm bulunması hedeflenmiştir. Yani 2018 yılında demek ki eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştiren kurumlarında ne yapmış? Bir lisans dersi olarak kapsayıcı eğitim adıyla seçmeli bir ders eklenmiştir. Bunu da belirtelim. 2018 yılı. Peki kapsayıcı eğitimin boyutları nedir? Kapsayıcı eğitimde aşağıdaki boyutlar arasında dinamik bir ilişki bulunmaktadır. Yani kapsayıcı eğitimin boyutları, eğitim politikası, öğretim programları, okul kültürü, öğretim uygulamaları, öğrenme ortamları gibi nedir? Burada gösterilen 5 boyutu bulunmaktadır. Peki kapsayıcı eğitimin temel ilkeleri nedir diye bakarsak, bütün çocuklara dönüşümlü olarak iyi olduğu yönünde ifade etme ve kullanma fırsatı verilmelidir. Yapılan uyarlamalar tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Güncel teknoloji etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Kapsayıcılık sadece fiziksel bağlamda düşünülmemeli, bilişsel, sosyal, duygusal eğitim uygulamaları bakımından da
gerçekleştirilmelidir. Öğrenciye yönelik düzenlemeler onu ayrıştırmadan yapılmalıdır. Diğer bir önemli kavramlardan bir tanesi de kapsayıcı eğitim içerisinde ayrımcılık kavramı var. Bakalım. Ayrımcılık herhangi bir mantıklı bir gerekçe söz konusu olmaksızın bir kişiyi benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması anlamına gelmektedir. Doğrudan ayrımcılık, aşikar bir biçimde bir kişi, grup ya da toplumun bir kesimi inanç, dil, din ya da etnik ve benzeri farklılıklar nedeniyle eşit olmayan bir muamele görmesini ifade eder. Farklı muamele, açıkça alay etmek, aşağılamak ve karalamaktan başlayarak bu gruplara yönelik ayrımcılığı kışkırtan nefret söylemlerini yaygınlaştırmaya kadar geniş bir yelpazede ayrımcılık biçimlerini içerir. Sınıfta bir öğrencinin etnik kökeninden dolayı kötü muamele görmesi, bir öğrencinin dış görünüşünden dolayı sürekli dışlanması, eğitim ortamında yapılan ayrımcılığa örnek durumlardır. Dolaylı ayrımcılık, fark edilmesi güç olan imalar veya dolaylı ifade biçimleri aracılığıyla işleyen ya da bazen görünürde hiçbir problem durum yaratmamasına karşın sonuçları bakımından belirli bir kesimleri ayrımcılığa maruz bırakan tutumları anlatır. Yok sayma. Bu tür ayrımcılık en belirgin biçimlerindendir. Etnik köken, ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlanma ya da kısıtlama etnik köken ayrımcılığını ifade eder. Dilde yerleşik ırkçı kalıplar, ders kitaplarında azınlıkların yok sayılması veya okul ortamında farklı etnik kökenden gelen öğrencilere yapılan aşağılama ve tacizler etnik kökene dayalı ayrımcılığa örnek verilebilir. Yani bunlar akademik olarak ayrımcılıkla ilgili olan terimlerin anlamları. Dini inanç, toplumsal yaşamın herhangi bir alanında din, mezhep, resmi din, inanca yönelik engellemeler olarak tarif edilebilir. Cinsiyet ve cinsel yönelim, kişinin toplumsal yaşamda cinsiyetinden veya cinsel yönelimden dolayı dışlanması veya engellenmesi cinsiyet ayrımcılığını ifade eder. Örnek olarak ders kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet rollerinin kesin belirlendiği kalıplar, kadın işi, erkek işi, kız çocukların belirli bir yaşa geldiğinden sonra eğitim ortamından koparılması bunlara nedir? Dediğim gibi söyleyebileceğimiz akademik kalıplar ya da kitaplarda yer alan ifadelerdir. Ayrımcılığın çeşitli tarifleri akademik olarak bu şekilde sıralanmıştır. Eğitim ortamında ayrımcılığın uygulanışı, öğretmenlerin ayrımcı davranışlarını gösterdiği başlıca durumlar şunlardır. Daha zor veya kolay görevler verme, verilen dönüklerin niteliği, yoğunluğu ve samimi duyguları ifade etmesi, sorulan soruların niteliği ve cevaplama için izin verilen zaman miktarı, öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görme, zengin fakir, işte varoştan gelme gibi ayrımcılık gösterme, cinsel ayrımcılık, kız erkek gibi, özel gereksinmesi ihtiyacı olan öğrencilere yapılan ayrımcılık, başarılı öğrencilerin kayırma ve özel ilgi gösterme, sınıf ve şubeler arasındaki ayrımcılık, cinsel etnik ayrımcılık, tanıdık ve yakınlarını kayırma, ait olan sosyal kültürel gruba yönelik ayrımcılık da grubun içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin yanında öğrenciler, okul yönetim ve aileler okul ortamında diğer önemli dışsal faktörleri oluşturmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilere yönelik ayrımcı davranışlarının benzerleri bir grubun tarafından da gösterilmektedir. Yani bu gibi şeyler benzerleri bu gruplara, kendi gruplar içerisinde de nedir? Ortaya çıkmaktadır. Peki kapsayıcı eğitimle ilgili olarak yöntem ve teknikler nedir? Kapsayıcı bir öğretim için çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri uygulamak gerekir. Bunlar işbirlikli öğretim, grupla çalışma, istasyon, çalışma yaprakları, proje tabanlı öğretim, farklılaştırılmış sınıflarda grup çalışmalarına örnek verebiliriz. Bu isimleri bilelim. Özellikle işbirlikli öğretim, istasyon, mesela çalışma yaprakları, proje tabanlı, farklılaştırılmış sınıflarda grup çalışmaları bunlar bilinmesi gereken kapsayıcı eğitimdeki öğretim ve yöntem teknikleri. Evet, grup çalışması. Slaytımız bu şekilde. Akran dayanışmasına yardımcı olur. Grupla çalışma, cinsiyet, etnik köken, din ve benzeri gibi açılardan farklı öğrencilerin ortak amaç doğrultusunda çalışmalar
çalışmalar birbirlerine sempati duymalarını sağlar. Eleştirel dinleme becerisini geliştirir, sabır ve tolerans kazanılır grup çalışmasında. Öğrencilerin gizli güçlerini keşfetmelerine yardımcı olur, ortak çalışma becerileri geliştirir. Dediğim gibi grup çalışmasında. Bireysel sorumluluklar alma duygusu gelişir. Grup çalışmanın 5 tanımlayıcı öğesi olur. Olumlu karşılama, karşılıklı bağımlılık, hep beraber batarız ya da hep beraber çıkarız duygusunu geliştirir. Yüz yüze destekleyici eğitim olarak da birbirinin öğrenmesine yardım etme, başarı ve çabayı takdir etme gibi nedir? Bu gibi kavramların öğrencilerin üstünde gelişmesinde etkili olur. Aynı zamanda birey ve grup sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Kişiler arası becerilere ve küçük grup becerilerini geliştirir. Nedir bunlar? İletişim, güven, liderlik, karar verme, çatışma çözümü gibi. Evet, diğer istasyon yönteminde ise yabancı uyruklu öğrencileri derse aktif bir şekilde katabilmek için oldukça uygun bir yöntemdir. Sürece katkı sağladığından başarma duygusu ve buna bağlı olarak ders ilgisi artacaktır. Sınıf arkadaşlarıyla iletişiminin olumlu yansıyacaktır. Evet, nasıl uygulanır? Bütün sınıfın her aşamada, yani her istasyonda çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlayı öğreten bir yöntemdir. İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Sınıfın tamamı 3, 4, 5 ya da daha fazla istasyona bölünür. Bu istasyonlar örnek olay, neden, sonuç değişkenliklerini yazma, slogan yazma, afiş hazırlama, şiir, öykü yazma gibi istasyon nedir? Becerilerini kullanırlar. Yani bu istasyonu bu şekilde kullanırlar diyoruz. Devam edelim. Geçişlerimiz bu şekilde. Nasıl uygulanır dersek, tüm öğrenciler görev alır. Her gruba bir gözlemci ya da istasyon şefi atanır. Şef gruba kılavuzluk yapar. Gruplar istasyonlara dağılır. Her grup gittiği istasyona 4-5 dakika çalışır. Süre sonra gruplar yer değişir. Tüm grupların tüm istasyonlarda çalışması sağlanır. İstasyona gelen her yeni grup bir önceki grubun bıraktığı yerden devam eder. Süre sonunda tüm grupların işleri toparlanır, yapılan çalışmalar sergilenir, şiirler, öyküler okunur, afişler asılır. Diğer bir yöntemimiz ise çalışma yaprakları. Grup ve bireysel çalışma için uygundur. Öğrenciler aktif kıldığından en sık kullanılan tekniklerden biridir. Yani öğrenciler direktmen aktif olarak bu gruba çalışmada etkili bir şekilde kullandığımız için, grupta aktif oldukları için çalışma yaprakları en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Çalışma yaprakları yabancı uyruklu öğrenciler çalışırken çalışma yaprakları iki şekilde etkin şekilde kullanılabilir. Konu ile ilgili çalışma yaprağının basit ve zor olmak üzere iki versiyonu hazırlamak. Yani nedir bunlar? Seviyesi düşük öğrencilere basit, yüksek öğrencilere zor olan çalışma yaprağı vermek gibi. Konu dahilinde ilk çalışma yaprağını dağıttıktan sonra bunu bitiren kişiler grubun ikincisi zor olanı ne yapacaktır? Yapmaya çalışacaktır. Onu ona o şekilde ikinci yaprağı veririz. Peki bunlar diğer bir şeyimizde nedir? Proje tabanlı öğretim yöntemidir. Kapsayıcı eğitim dahilinde etkin bir şekilde uygulanabilecek diğer bir yöntem ise proje tabanlı öğrenimdir. Proje konusunun seçimdeki esneklik özellikle yabancı uyruklu öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanılabilir. Öğretmen süreçte yabancı uyruklu öğrenciye daha fazla destek verebilmektedir. Saatimiz bitti. Normalde konu biraz daha fazla. Bu ilk konumuzdu yani kapsayıcı eğitimle ilgili olarak. İleriki zamanlarda tekrar bunun devamlarını çekerim diğer videolarımda olduğu gibi. Normalde kapsayıcı eğitim konusu önemli bir konu. Sınavda da zaten yüzdesi fazla bir konu. Dediğim gibi bunlar size ilk videolar çıkana kadar yani Milli Eğitim'in hazırlayacağı eğitim paketlerimizin MEBİS'e yükleneceği zamana kadar bir fikir vermesi amacıyla oluşturulan videolardır. Esas videolarımız çıktıktan sonra onunla ilgili olarak soru
Ankaları hazırlayacağım, sorular hazırlayacağız. Yani muhtemelen çıkması olası yerlerden sorular oluştururuz. O şekilde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım faydalı oluyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum.